iki eyleme Almanya'dan katılıyorum. Bu iki eylemin amacı ülkelerinde değişik nedenlerde, şu veya bu nedenler, kimi ekonomik, kimi siyasi nedenlerle ülkelere göç etmek, göçmenler değişiyor. Ama ne yazık ki bu göçmenler kendi ülkelerinde yine bu kapitalist ülkeler vasıtasıyla, kendi ülkelerin savaşlarla ve yardımlama sonuçta ülkeleri tehdit etmek zorunda kaldılar. Sebep bunlar. Ama bu insanlar değişik ülkelere yaşamak için geldikleri ülkelerde de yine aynı baskılara maruz kalmaktadır. İlk gelen insanlar hemen Türkiye'deki gibi yarı açık cezaevindeki kamplarda kalmaktadır. Burada daha ilk itibaren baskı uygulanmakta, bir şeylere zorlanmaktadır. Oysa bu insanlar yaşam için, canlarını kurtarmak için gelmişlerdir. Ülkemizde son yıllarda özellikle sosyalist basında, devrimcilerde, legal mücadele yürüten bir sürü parlamenteri, akademi, öğrenci, insanlar çeşitli nedenlerle ülkelerinde dış edilmekte ama bu geldiği ülkelerde de yine aynı akıbete uğramaktadırlar. Çeşitli cezalar yatmış veya hapis almış arkadaşlarımız yine bu ülkelerde ülkelere geri gönderilmekte. Bunun örneklere Almanya'da iki arkadaşımız vardı. Değişik ülkede veya burada yine kamplarda yaşamını feda eden arkadaşlarımız vardı. Yine bu ülke kapitalist ülkelerde nerede olursa etkisi altında geçenlerde Latin Amerika'da veya Peru'da Peru'nun partisi Gonzalo'lar yine benzer uygulamaya tanık oldu. 29 yıl teşhit altında kaldı ve ölümü o mücadele içinde şehit düştü. Ama ne yazık ki cenazesi tıpkı ülkemizdeki yıllarca Alevi inanç önderleri Seyit Rızaların cenazeleri bugün ailelerine verilmemekte, hatta yerleri bilinmemekte. Tıpkı bugün Gonzalo'ya da uyguladı. Ama nerede olursa olsun bedenleri şu anda bizde olmayabilir ama düşünceleri, bilinçleri bizlerdir. Biz hep korkmuyoruz. Bu baskılardan asla korkmuyoruz. Çünkü korkmamızda sebep olan sosyolojimizdir, bilincimizdir, halkımızdır. Teşekkürler.